değerli izleyicilerimiz Türkiye'de evi olan yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızla ilgili üzücü bir haberi aldık. Şöyle ki yurt dışında yaşayan ve Türkiye'de evi olanlar kiracılarını çıkartmak istiyor diye bu sıralar özellikle de içinde bulunduğumuz bu dövizin çok oynak olduğu yani bir yükseliyor bir düşüyor vesaire olduğu bu günlerde gerçi şimdi biraz döviz stabil olmaya başladı. Yapılan müdahaleyle geriye geldi ama pek çok yurt dışında yaşayan vatandaşımızın Türkiye'deki kiracılarını çıkarmak istediği çünkü kira miktarlarını arttırmak istediği yönünde haberler var. Değerli izleyicilerimiz, kanunen zaten böyle bir şey mümkün değil. Kontratı ya da sözleşmesi biten pek çok gurbetçi vatandaşımızın kiracısını çıkarmak istediği yönünde üzücü haberler. Üzücü diyorum, bakın değerli izleyicilerimiz. Benim anlatmama gerek yok herhalde. Sizler de benden daha iyi biliyorsunuz. Türkiye'nin içinde bulunduğu bu ekonomik darboğazda en çok sıkıntıyı çeken insanlar toplumun orta ya da alt gelir grubu dediğimiz ve çoğu da kiracı olan insanlar. Şu anda almış oldukları maaşlar döviz karşısında erimişken üzerine bir de sizin o kiradan 50-100 euro belki de daha fazla alabilmek için böyle bir yolu seçmenizin ahlaki, hukuki, vicdani olmadığını düşünüyorum. Pek çok kişi Türkiye'deki bazı yakınlarının adeta gazıyla aman şu şu kadar arttı, evlerin şu kadar değeri var. Bu adam çıksa bak şu kadar kiraya veririz gibi sözlerine aldırış etmemesinin doğru bir adım olacağını düşünüyorum. Değerli izleyicilerimiz, Türkiye'de geçinebilmek gerçekten çok zor. Hele hele bir de eviniz yoksa kiracıysanız şu anki şartlar içerisinde adeta birer yaşayan ölüsünüz. Bu durumdayken öyle ya da böyle yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın ekonomik durumlarının pek çoğunun daha iyi olduğunu biliyoruz. Avrupa'nın hiçbir yerinde öyle ya da böyle insanların Gıda ürünü almakta zorlanmadığını da biliyorum. Buna rağmen 50-100 euro alacağım diye Türkiye'deki bir kişinin dalına binmenin ahlaki olmadığını düşünüyorum. Siz yapıyorsunuz demiyorum ama bu konuyla ilgili olarak Türkiye'den bizi izleyen çok sayıda vatandaşımızdan bu mesajları alıyorum çünkü biliyorsunuz biz sadece yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızla ilgili içerik üretiyoruz. Türkiye'den izleyen çok sayıda vatandaşımız var. Onların bize yazdıkları, iletmemizi istedikleri konu ve bu iletmemizi istedikleri konu bu. Ben de bunu iletmek istedim. Ayrıca değerli izleyicilerimiz, Türkiye'deki bu döviz dalgalanmasıyla ilgili olarak bazı insanlar iki yüzlülük yapıyor. Bakın. Birileri çıkıp sosyal medya hesaplarından şunu söylüyor. Diyor ki gerekirse simit yiyeceğiz diyor. Kim söylüyor bunu? Hülya Avşar söylüyor. Bak bu aslında milletle dalga geçiyorlar. Millet falan bu insanların pek çoğunun umumunda bile değil. Ne demişti? Gerekirse simit yenecek ve bugünleri günleri atlatacağız demişti. Hülya Avşar gol gol yapıyor. Bu yapmış olduğu açıklamasından sonra ne yapmış biliyor musunuz? Lüks bir restorana, et lokantasına gidip orada paylaşım yapmış arkadaşlar. Yani bakın ben sadece kiracılarla ilgili konuyu söylüyorum size. Böyle şov yapmak için, gündeme gelmek için, belki de birilerine yalakalık yapmak için adını, şanını bilmem nesini kullanan insanlardan hazı, haz almıyorum, haz etmiyorum arkadaşlar. Ne yaptın? Sen ne yaptın? Soruyorum yani Hülya Avşara sen ne yaptın mesela? Bu zaman zarfı içerisinde mesela ekonomik durumu iyi olmayan insanlara yardım ettim mi? İki tane çocuğa mesela bir eğitimlerine katkı sundun mu? Bir şey yaptın mı? Yapmadın demiyorum, soruyorum sana. Yani simitten et lokantasına. O zaman kardeşim bak et lokantası paylaşımı yapma. Yapma. Etin kilosu Türkiye'de şu anda 100 lira, 120 lira. Kaç tane kiracı, kaç tane insan alabiliyor? Şu anda gerçekten arkadaşlar yani ekonomik durum zor. Yani Türkiye'de özellikle Türkiye gerçekten zor bir dönemden geçiyor yani ya bunu söylerken sakın hani birileri yeni beni eleştirecek siyaset falan yapmıyorum asla beni tarzım benim siyasette falan işim yok siyasetçiymiş bilmem neymiş benim burada benim hangi videomda kimi eleştirdiğim gördünüz Ben gerçek durumu anlatmaya çalışıyorum sizlere bakın kiracılarla ilgili söyledim dikkat edin yani sen yılda toplamda 300 400 euro para kazanacaksın Belki artı birine vereceksin ama Birini çoluk çocuğuyla beraber kalbi kırık aldı diye bırakacaksın. Benden söylemesi. Ben böyle düşünüyorum. Hülya Avşar'ın simit yemesi modeli gibi bir duruma düşmememiz gerektiğine inanıyorum. Yani lüks bir lokantaya gidiyor ve bunun paylaşımını yapıyor. Ankara'da lüks bir mekana giden, gitmiş restoran hesabından yapılan paylaşımda deniyor ki kıymetli sanatçı dostumuz Sayın Hülya Avşar'ı mekanımızda ağırlamaktan Onur duyduk diyor. Bakın patlatıyorlar. Paylaşımın ardından iddiaya göre mekan sahibine birçok yurttaştan menüzde simit var mı sorusu soruldu. Restoran sahibi gelen tepkilerin ardından sosyal medya hesabından yaptığı başka bir paylaşım dikkat çekti. Paylaşımda "Menümüzde simit bulunmamaktadır." diyor. İşte bu kişi de böyle yani. Ne diyelim arkadaşlar? Hadi yani başka nasıl yorumlayabiliriz merak ediyorum. Ben bakın yaklaşık 25 yıl aşkın bir zamandır gazetecilik yapıyorum, televizyonculuk yapıyorum. Şöhreti ve şöhretleri çok gördüm arkadaşlar işimden dolayı, mesleğimden dolayı. Şu an özellikle sosyal medyada görünen pek çok kişinin, ünlü kişinin kalıbının, adamının olmadığını çok iyi biliyorum. Pek çoğuyla oturup o görünen dünyalarının dışındaki dünyalarını anlatıyorum. Bir bardak çay bile içmezsiniz. O kadar şöyle hani aşağılık falan demek istemiyorum ama ucuz insanlar var. O kadar kötü insanlar var arkadaşlar. Yine bir tanesi Demet Akalın bir paylaşımda bulunmuş. Dolar euro düşünce diyor ki şimdi marketlere gideceğim. Fiyatları denetleyeceğim. Bütün fiyatları biliyorum ben. Dalga geçiyorlar dalga geçiyorlar gündeme gelmek için. O, gün, o gün konjüktürde Türkiye'de ne varsa onu konuşup bir şekilde gündeme gelmek için. Ben inanmıyorum. Samimi olduklarına inanmıyorum. Vatandaşın, gariban halkın da bunların umurlarında olduğunu hiç inanmıyorum. Bilmiyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Bu konuyla ilgili görüşlerinizi videomuzun altında bulunan yorum bölümüne yazarak bize iletebilirsiniz. Bunların hepsini ben tek tek okuyorum. Ayrıca gündeme getirilmesini istediğiniz konular varsa yine bunları da videomuzun altındaki yorum bölümüne ya da sosyal medya hesaplarımızdan bana ulaştırabilirsiniz. Sizden bir tek ricam var lütfen kanalımıza abone olarak videolarımızı beğenmeniz. Gerek ana vatanımız Türkiye'mizden gerekse dünyanın pek çok noktasından bizi izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum.